Kahramanmaraş Asayiş Şube Müdürlüğü Yan Kesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, il merkezinde farklı tarihlerde dolandırıcılık olaylarına karıştığı belirlenen şüphelilerin yakalanabilmesi amacıyla çalışma başlattı. Bana yani bir arkadaşın ağzıyla gel sana böyle böyle bir 60-62 yaşında bir kadın bulak dedi, tamam. Ben de dedim ki lavaboya varayım, bir abdest alayım, bir ihtiyacımı giderim, gelim. 10 dakika sonra geldim ki ne dolandırıcı var, ne yanımdaki getiren adam var. Böylelikle yani aradık taradık, karakola başvurduk. Oldu ki kimliğimizle dedik, böyle büyük bir hatalar yaparlar da biz suçlu durumda kalmayak diye. Yani böylelikle paramız gitti. En sonu da hastanenin önünde ben gözümü tedavi için gittim. Orada ekibin yanında bu hırsızı gördüm. Polislere ihbar ettim. Önce yemek geldi, öğle yemeği. Yemeği önüme aldım, yiyeceğim zaman telefon çaldı. Baktım telefonda oğlum var. Oğlumla konuşurken devreye dolandırıcılar girdi. Onlarla irtibata başladık biz şimdi. Biz dediler, polis memuruyuz dediler. Oğlumuz da yanımızda dediler. Tabii ondan sonra oğlanla hiç konuşamadım. Telefon şeyi yapmışlar orada. Oğlanı konferans yapmışlar. Oğlanı devreden çağırdılar, benimle başladılar. Telefonumu hiç kapatma dediler bana. Ne kadar hesabında para var dediler. Bankaya git dediler, parayı çek dediler. Ama telefonumu kapatma dediler. Bu arada beni 50 kişi aramış. Açamıyorum telefonu. Telefonum çünkü devamlı açık olduğu için başkasıyla irtibata giremiyorum. Bankaya geldim. Paramı çektim. Taksitli çektim. Sen oradan makbuz al falan al. Biz işte bu FETÖ'cüleri yakalayacağız falan dediler. Ne kadar para istediler sizden? Para istemediler. Olan paranı çek dediler. Makbuzunu al, makbuz bize delil olarak görünür dediler. Ben odun kömür yazak dediler. Ben de olur dedim. Cüzdanı çıkarttım. Kaptanın kaçtı koydu gitti. Merdivenin başını diyedim. O oldu. Sonra ne yaptın? Sonra ne yapayım işte. Gittim müracaat ettim karakola. Durum böyle böyle oldu dedim. Adamı da yakaladılar. Kimlikleri belirlenen zanlıların adreslerini operasyon düzenleyen ekipler çok sayıda kişiyi gözaltına aldı. Dolandırıcıların üzerlerinden çıkan paralar polis ekipleri tarafından sahiplerine tek tek teslim edildi. Şahsın dolandırıcıyla para yatıracağı, dolandırıcıların kendini yetkili merci olarak aradı. Kendilerine para yatırmasını istediği bilgisi geldi. Şahsın biz ismini dahi bilmiyorduk. Sadece eşkal bilgisinden yola çıkarak sanayi sitesi içerisindeki bankalarda olduğunu öğrendik. Buradaki yaya devriyelerimizle irtibata geçtik. Çalışmalarımız sonuç verdi. Şahsı bir banka önünde parayı yatırırken bulduk. Para yatırmasını engelledik. Yine buradan halkımıza seslenelim. Kesinlikle polis, asker, savcı, hakim para istemez. Paranızın, hesabınızın olduğunu sormaz, altınınızı sormaz size. Kesinlikle kendini bu gibi tanıtan şahıslardan telefonlarını açmasınlar, para yatırmasınlar. En kısa yoldan 155 arasınlar, bize bilgi versinler. Sevgili izleyenler, geçtiğimiz aylarda dolandırıcılar tarafından parası çalınan Ali amcanın bugün 750 TL'si kendisine Yan Kesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliğine bağlı polis ekipleri tarafından 750 TL olarak teslim edildi ve kendisinden şimdi duygularını alacağız. Bakalım bizlere neler aktaracak. Böyle polislik, hakimlik, savcılık, avukatlık diyenlere de aldanmayın. Polislik diye yani yanınıza gelenlere de çok aldanmayın. Bunlar kapkaçlar. Biz düştük, siz düşmeyin. Allah razı olsun devletimizden, polisimizden. Vatandaşlar ise polislere teşekkür etti. Mehmet amca da odun kömür yardımıyla dolandırılarak parası alınmıştı ve şu anda ise Yan Kesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri tarafından 300 TL'si kendisine teslim edildi. Teşekkür ederim. Paramı aldılar, teslim ettiler. Aha benim hırsızın almış olduğu paralarımın hepsini geri teslim aldım. Allah polisimize, askerimize, hükümetimize, devletimize zaval vermesin.